Kesine dön. Gel İslam'a kardeşim. Hani rahmetli Nasreddin Hoca merhum, sabah daha güneş yeni doğuyor, bile şafak atmış. Öyle bir saatte evinin önünde, dış kapının önünde, o aydınlık yerde namazdaki rükû tavrımız gibi, rükûya eğilmiş gibi dakikalarca bir şey aradığını görmüş komşusu. Bu hoca ne yapıyor demiş, kamburu çıktı adamın ya, eğilmiş bir şey arıyor. Sürekli böyle rükû halinde, gözü yerde arıyor, arıyor, bakıyor. Komşusu acımış bunun bu haline. Acımış. Gelmiş demiş ki, hocam hayırdır inşallah. Ne zamandır demiş böyle iki büklüm. Ne yapıyorsun burada? Demiş ki, yavrum anahtarı kaybettik, onu arıyoruz demiş. Anahtarı kaybettik. Nerede kaybettin hocam demiş. Kömürlükte kaybettim. Niye burada arıyorsun? Kömürlük karanlık demiş, kolay yerde arıyorum demiş. Bulamasın ki, mümkün değil. Nerede kaybettiysen oradan arayacaksın cahil adam. Kolaya kaçmak yok. Neydir sen kaybı? Bizi bu hale getiren neyin kaybıdır? Neyi kaybettik de bu hale geldik? Mesela burada. Niye çalıyor bu adamlar? Emin olun, bizim eşyamızı, maddemizi çalan hırsızdan evvela başka bir şey çalınmıştır. O hırsızın kalbinden bu rejim imanı çaldıktan sonra o adam hırsız olmuştur. Sen evvela bu neslin imanını çaldın, o da senin şimdi hazineni çalıyor. Ya, hadise budur. Evvela sen o cürmü işledin, rejim işledi bu işin cürmünü. İmanı söktü, aldı. Bakın televizyonlarda tartışmaya ne? Efendim, çağdaş değerler varmış. Nikah mesela çağ dışıymış. Nikah eskimiş bir adetmiş. Kadınlar nikahsız yaşamalıymış. Haya diye bir şey olmamalıymış. Bunlar orta çağdan kalma değerlermiş. Çağdaş değerlerde ayıp yokmuş, haya yokmuş, iffet neymiş canım? İsteyen kadın, istediği erkekle yatmalıymış. Vallahi bunu savunuyor televizyonda adamlar. Bak çalıyor, görüyor musunuz? Allah'ın koyduğu cevherleri çalıyor. Daha o mücevherat çalmaz mı o hırsız? Durdurabilir mi sen bu adamı? Allah'a, Allah'ın gördüğüne, bildiğine ve Allah'ın yarın huzur mahşerde, hesap gününde yaşadığı hayatın, yediğinin, içtiğinin, aldığının, verdiğinin, çaldığının hesabını Allah'a vereceğine inanmazsa bir adam, bunu polis durdurabilir mi? Vallahi durduramaz. Jandarma durduramaz. Polis durduramaz. Devlet durduramaz bu adam. Evvela meydanlara polis doldurmanın bir anlamı yok. Vicdanlara polis koyun, meydanlar süt liman olur. Vicdanlara polis koyacaksın, meydanlara değil. Bunlar habire meydana polis sevk ediyorlar. Vallahi yanlıştır. O zaman polis devleti olursun. Polis devleti. Üniversitenin kapısında polis. Bankanın kapısında efendim silahlı adam. Caddede silahlı. Bu nereye kadar gideceğiz biz böyle bir silahlarla? Niye imana, niye İslam'a, niye İslami nizama dönmüyorsun? Niye trilyonlar harcıyorsun boş yere, boş şeye? Mesela burada.